Skorer TV'den merhaba. Yanında Milliyet Gazetesi yazarı Aksal Yavuz var ve kendisiyle her zaman olduğu gibi Trabzonspor'da yaşanan son gelişmeleri konuşacağız. Aksal Yavuz, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, şimdi Trabzonspor Sivas karşısında direklere takıldı ve 2 puanı kaybetti. İsterseniz önce kısaca bir maçı değerlendirelim. Ezgi, dün Sivas'ta 2 perdelik bir film vardı. Evet. İlk 45 dakika maça para verip gelenleri pişman eden bir futbol. Yani bu soğukta geldik, bu maçı mı izleyeceğiz diye. Televizyonların başında da bu maçı izleyen kişiler şunu söylemiştir. Ya, herhalde kapatmışlardır maçı. Ya, sıkılmışlardır. Fakat devre arası herhalde iki takımın teknik adamı oyuncularına bir sistem etmişlerdir. Yani kızmışlardır söyleyelim. Hakkını verin diye. Evet. İkinci yarı öyle bir karşılaşma izledik ki hakikaten bol atraksiyonlu. Direklerden evet, heyecanlı, keyifli. Kalecilerin müthiş performansı, ön plana çıkan bazı oyuncular, hakikaten müthiş bir mücadele izledik, müthiş bir karşılaşmaydı. Trabzonspor penceresinden baktığımızda disiplinden kopmayan, teslim olmayan, yani asla ve asla kaybetmeyi içinden geçirmeyen bir oyuncu topluluğu vardı. Ancak şunu söylemeden geçmeyelim. Lideri olmayan bir takımın dağınık bir futbol sergilediğini, zaman zaman sahada dağınık bir oyun sergilediklerini, bazı oyuncuların performansında düşüş olduğunu gözlemledik. Ki zaten anlamda, söylüyorduk, Sosa'nın yokluğunu arayacaktır mutlaka Trabzonspor diye ve beklenen de oluyor aslında. Kesinlikle, çünkü Sosa sadece takım arkadaşlarını elleriyle yöneten, yönlendiren değil, ayaklarıyla da oyuna evet, yön veren bir oyuncuydu. O anlamda Trabzonspor'un en büyük eksikliği o. Zaten ona azı konuşmaya gerek yok. İşte saman alevi diye adlandırdığımız oyun şeklinin en büyük sebeplerinden bir tanesi budur. Bu bazı oyuncuların performansının da inişli çıkışlı grafikler sergilemesinde baş aktördür. Peki burada bir parantez açayım. Şimdi Ünal Karaman da maçtan sonra bize yakışmayan basit hatalar yapıyoruz dedi. O zaman bunu da bu çerçevede değerlendirebiliriz herhalde, değil mi? Tabii, mesela Trabzonspor'un yediği golle tıpkı Başakşehir maçı da olduğu gibi. Mesela sağ taraftan, Trabzonspor'un sağ tarafından gelen bir atak vardı. Pereira yere düşmüştü. Ha, o yere düşüşü bir kaza olarak kabul ediyorum. Evet. Ama dün de Ahmet Çürekçi'nin sağ tarafta rakibini kaçırması, arkadan işte devamında Trabzonspor defansının dağınık bir görüntü sergilemesi ve bu hataları getirdi. Futbolda şu cümleyi çok kullanırız. Bir takım defansı tırnak birlikteliği taşımıyorsa, o takımın kolektif futbolunu sahaya yansıtması çok zordur diye. Ne yapsın Hüseyin Gencisi'yi? Ezgi, bu hatalar olacak. Bu hatalar oluyor. Ve zaten genç oyunculardan genç bahsediyoruz. Oyuncular hata yapa yapa tecrübe emin kazanacaklar. Ama mecburiyetten, ama yani mali fiil play'den duyalım veya gelen yasaklardan ötürü diyelim. Trabzonspor bu gençlik operasyonunu öyle bir yapıyor ki, bakın önümüzdeki sene için müthiş bir işaret fişeği, hem ülke futboluna hem bir takıma evet, evet, büyük katkı sağlayacaklar. O anlamda ben bu gençlik operasyonunda Trabzonspor'un şampiyonu olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle altyapıdaki yani, oyuncular çok çok iyi katkı veriyorlar ki zaten bu maçta da Abdülkadir parmak ön plana çıktı. Ya, o yüzden hep insanlar şunu söylüyor, ya Abdülkadir'le bitmeyecek mi diye. Evet. Onlar bitmezler ama Abdülkadir demişken şunu da söyleyeyim. Bakın, Abdülkadir'e ömre laf söyletme. Bazı eleştiriler oluyor. Messi'yle bir örnek vereyim ben size. Messi Barcelona'da oynadığı futbolu Arjantin milli takımında oynayabiliyor mu? Oynayamıyor. Oynayamıyor. Yani bazı oyuncular bunu yaşarlar. İnsan ayrıca makine değildir. Tabii ki inişli çıkışlı performans gösterebilir. Göstereceksiniz diye bir olay yok. Bir de Abdülkadir'in bazı sakatlıkları onun şeyini etkiliyor. Yani performansını etkiler. Bu sadece Abdülkadir'le alakalı değil. Tüm genç oyuncularla alakalıdır. Ama Abdülkadir'le ilgili eleştirilerin karşısında dururum. Laf da söyletmem çünkü nasıl bir Trabzonsporlu olduğunu bilirim. O forma için neler yapabileceğini bilirim. Herkes konuşurken biraz dikkatli olmalı bu konuda. Şimdi aslında şunu da konuşmak lazım. Altyapıdan bahsediyoruz. Belki bu sezon şampiyonluk biraz zor olabilir Trabzonspor için ama
iyi bir temel inşa ediyor, görüntüsünü veriyor herhalde değil mi? Yani bundan sonra yapılabilecek bir iki nokta atışı transferle artık bu takım başarı ve istikrarı yakalayacaktır görüntüsünü veriyor mu? Evet. Şimdi haftaya Ankara Gücü maçı var. Herhalde kağıt üzerinde Trabzonspor için rahat geçeceğini, kolay geçeceğini söyleyebiliriz bu maçın. Ama tabii böyle maçların da enteresan sonuçları olabiliyor. Siz nasıl değerlendirirsiniz? Galatasaray maçının provası olur. Olmalı. Galatasaray maçının provası olur mu Ankara Gücü maçı? Yani hani şimdi teraziye koyduğumuz zaman. Şundan dolayı bu Galatasaray maçının provası olmalı diye söyledim. Hı hı. Muhtemelen Sosa hazır duruma geliyor. İşte o Sosa'nın etrafını öreceksiniz. Genç oyuncular var, koşan, teslim olmayan. Hı hı hı. Formanın hakkını, armağanın hakkını vermeye çalışan bir oyuncu topluluğu geliyor. Ama tekrar tekrar söylüyorum, o liderin etrafında bunlar örgütlendiği zaman çok daha farklı bir Trabzonspor seyrederiz. Ankara Gücü maçını Trabzonspor kazanırsa, ki kazanması lazım, o anlamda taraftara da büyük iş düşüyor. Öyle futbolcuyu bir maçta kötü oldu diye yerden yere bulursanız Trabzonspor'un yok, ben şu an hiçbir de Trabzonspor taraftarını şu aşamada takımı eleştireceğini, bizi, protesto edeceğini zannetmiyorum. Çıkar belki arada sırada ama orada biraz duygusal zeka sahibi olmamız gerekir. Hmm. Empati kuracaksınız. Ya kolay değil. 19-20 yaşındaki çocuklar eve geç geldiğinde telefon açıp sorguluyoruz, neredesin bu saatte diye, ama aynı yaştaki çocuklara bir sorumluluk verdiğiniz zaman o sorumluluğun, işte o sorumluluğu da Trabzonspor'un formasını giyiyorsunuz. O armayı taşıyorsunuz. Bir oyuncu bir hata yapacak. Bu arada Uğurcan'ı da tebrik edelim. Yani evet, hakikaten evet. Dün iki tane müthiş top çıkarttı. O maçın kırılma anlarıydı onlar. İşte bu topçular hata yapacaklar. Güven mesela veriyor. Güven veren bir oyuncu kesinlikle. Mutlaka olur bunlar ama evet. Son olarak kısaca da şunu soracağım. Olcay Şahan'ın affı gecikmiyor mu bu kadar kadroda sıkıntı varken? Yine bugünlerde de gündemde. Dün Trabzonspor, keşke şu anda Kuşka'da, yani Trabzonspor'un parası olmuş olsaydı Kuşka'ya da verilmemiş olsaydı. Evet. Veyahut işte Sosa Onazdi olmuş olsaydı, emin olun bu takım daha yukarıda olabilir ama. Evet, orada tarihsiz bir durum yaşadı. Olmuyor. Evet. Fakat futbol ligleri bu yıl sona ermiyor. Önümüzdeki yıl tabii ki yani bu temelin üzerine bir şeyler inşa edebilirse Trabzonspor iyi görüntüler veriyor. Evet. Aksal Yavuz çok teşekkürler. Teşekkür haftaya ederim. Görüşmek üzere diyelim. Trabzonspor'da yaşanan son gelişmeleri Milliyet Gazetesi yazarı Aksal Yavuz'la konuştuk. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.